Bugün sizlere farklı bir konsept değil ama farklılık arz eden bir yöntemle Hollandaca öğrenme ile alakalı birkaç cümle ve kelimeyi sunacağım. Ne mi var bu videoda? Bu videoda öncelikle hastane ile ilgili cümle ve kelimeler var arkadaşlar. Yani yabancı birisi hastaneye gittiğinde karşı taraftan söylenenleri anlamak, cevap vermese dahi ne anlama geldiğini bilmesi için gerekli olan cümle ve kelimeler var. Bunları nerede öğrendim? Bunları bizzat kendim hastaneye giderek sağdan soldan gördüğüm, duyduğum bütün kelime ve cümleleri topladım ve burada bir video olarak size sunuyorum. Hem ben hem siz faydalanın diye böyle bir video yaptım. Umarım gerçekten faydalanırsınız. O halde hemen başlayalım. Hemen Hollandaca bayrağımızdan, Hollanda bayrağından sonra gelen Het Ziekenhuis, yani het takısını almış olan hastane. Ziekenhuis, hastane arkadaşlar. Het de onun ekidir. Yani dişil, eril ya da herhangi belirtme ekidir Hollandaca'da bu het ya da de. Yine Hollanda bayrağının yanında de. Apotheek, de apotheek. Bu da arkadaşlar eczane demek. De apotheek, eczane. Bir diğer kelimeye bakalım. The doctor. The doctor. Bu da bildiğiniz doktor. Değerli arkadaşlar, bu kelimeleri ve cümleleri tekrar edersek Hollandaca öğrenme konusunda bayağı mesafe kat etmiş oluruz. Hemen sonraki kelimeye bakalım. De Gesundheit. Height arkadaşlar look eki diye algılayabiliriz. Gesund height de sağlık yani. Gesund zaten sağlam olma, sağlıklı olmadır. Gesund height de sağlık. Hemen diğer kelimeye bakalım. Hazards. 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 Aile doktor, aile hekimi. Değerli arkadaşlar, altta yazan subscribe, like ya da abonement diye düşünebilirsiniz. Bunun anlamı arkadaşlar kanalıma abone olur musunuz ve like atar mısınız? Çünkü beğenmeler düşük geliyor arkadaşlar. Hemen diğer kelimeye bakalım. Tandarts, diş doktoru. Tandarts, diş doktoru. Az sonra arkadaşlar bazı cümlelere geçeceğiz. Şimdi de bir başka kelime. Specialist. Specialist. Uzman doktor. Specialist. Uzman doktor. Yani uzman hekim. Şimdi de arkadaşlar. De. Verdoving. De Verdoving. Arkadaşlar bu genelde anestezi uzmanı, anestezi doktoru ya da anestezi yapmayla alakalı olan bir kelimedir. The Verdoving. The Hautarzt. Hausarzt değil arkadaşlar. Haut. Haut deri demek. Cilt demek. O zaman The Hautarzt da cildiye. Yani cildiye doktoru. Hemen diğer kelimeye geçelim. Şimdi de göz doktoruna bakalım. The Oogarzt. Kulak doktorunu arkadaşlar Oogarzt diyebilirsiniz. Bu da oh olduğu için göz oluyor. The Oogarzt. The Dierenarzt. Arkadaşlar Hollanda'da hayvan beslemek çok fazla olduğu için hayvan doktorlarımız da var. Daha doğrusu hayvanlara bakan doktor demek istedim. Veteriner yani. Değerli dostlar, devam ediyoruz. Ambulans. Ambulanse. Az önce söylediğim ifade İngilizceydi arkadaşlar. Ambulanse.
Yani ambulans. Hemen diğer cümlelere geçelim. Bakalım cümle bölümü gelecek mi? Evet arkadaşlar. Spud acil demek. Spudeisend acil ya da acil bölüm, ilk yardım gibi olabiliyor. Zaten Spudeisend Hülp gelecek biraz sonra. Ona da acil bölüm, ilk yardım olarak söyleyebiliriz. Evet. Kelimemiz geliyor arkadaşlar. Spudeisend ya da Spudeisend Hülp, ilk yardım. Hemen diğer cümleye bakalım. Şimdi hastanedeyiz. Ik voel me niet goed. Ik voel me niet goed. Ik voel me niet goed. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ik voel me niet goed. Kendimi iyi hissetmiyorum. Diğer örneğe bakalım o zaman. Ik ben ziek. Ben hastayım. Ik ben ziek. Ben hastayım. Hemen diğer cümleye bakalım. Hastaysak o zaman ne diyoruz? Ik ben verkouden. Ik ben verkouden. Soğuk algınlığım var. Ik ben verkouden. Soğuk algınlığım var. Soğuk almışım. Ik heb colds. Ik heb colds. Ik heb colds. Ateşim var. Ik heb colds. Ateşim var. Diğer cümleye geçelim. Ik heb grip. Ik heb grip. Grip olmuşsunuz ve hemen bu cümleyi kullanıyorsunuz. Ik heb grip. Grip oldum. Zaten hep sahiplilik demek. İlk öznenin ilk hali. Ik heb grip. Grip oldum. Gripim var. Hemen diğer cümleye geçelim. Hohe kort, yüksek ateş demek arkadaşlar. Hoch, yüksek. Hohe kort, yüksek ateş. O zaman ich hab hohe kort, yüksek ateşim var. Ich hab, gördüğünüz gibi hep var anlamında ifade veriyor. Diğer bir hastalık şikayetine geçelim. Yine ich hab'i koyuyoruz oraya. Yani benim var. Ne var? Pain. Ya da pain. Acım var, ağrım var. Ik heb pain. Ağrım var. Doktorlara bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Şöyle bayrakla gelsin. Ik heb var. Ne var? Hoft pain. Baş ağrısı var. Yani ik heb hoft pain. Başım ağrıyor. Ik heb hoft pain. Başım ağrıyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar, ya ben ya da hep daha çok kullanıyor, var ya da oluyor gibi ifadeler kullandığımızda daha çok hep, haben yardımcı fiili kullanılıyor. Ich hab kehl pain. Ich hab kehl pain. Boğazım ağrıyor. Ich hab kehl pain. Boğazım ağrıyor. Ich kann nicht slicken. Slicken arkadaşlar yutmak, yutkunmak, bir şeyi böyle yutkunmak. O halde ich kann yapabilirim. Nicht yapamam. Slicken yapamam. Yani yutkunamıyorum. Değerli dostlar, devam ediyoruz. Demek ki arkadaşlar slicken yutkunmak, slicken dut yutkunma eylemini yapmak, pain
yutkunma eyleminde acı hissetmek. Yani silicon tooth pain, yutkunmak acı veriyor. Yani tooth orada biraz edilgenlik katmış. Evet. Değerli arkadaşlar, lütfen kanalıma abone olun ve like atın ki daha hızlı büyüyelim. Ekep or pain. Or kulak demek. Pain acı demek. Or pain kulak ağrısı. Ekep var. Kulak ağrım var. Yani kulağım ağrıyor. Değerli arkadaşlar, kelimeleri ve cümleleri heceleyerek, kelimelere ayırarak, yani bütünden parçaya inerek tercüme, translate ya da çevirirsek ne anlama geldiğini daha çabuk öğrenmiş oluruz. Ik heb var. Kiss. Bu özel bir kelime arkadaşlar. Pain. Dişim ağrıyor. Yani kiss yerine tant da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen sonraki cümle örneğinde göreceğiz. Ik heb var. Tant. Diş. Tant pain. Diş ağrısı. Ik heb tant pain. Dişim ağrıyor. Subscribe, like, abone olun ve beğenin. Evet arkadaşlar. Ik heb bauk. Bauk karın demek. Arkadaşlar burada mach da kullanılabilir. Ama bauk kullanılmış. Ik heb bauk pain. Karnım ağrıyor. Az sonraki örnekte de ik heb mach pain. Midem ağrıyor. Karnım ağrıyor. Aynı anlamı verir arkadaşlar. Hemen ik koyuyoruz. Ben, hep, var, benim var. Mah, karnım, pain, ağrısı. Karnımın ağrısı var. Yani karnım ağrıyor. Ik heb mah, pain. Devam ediyoruz örneklere. Ik heb spear. Arkadaşlar spear kas demek. Spear, kaslar. Ik heb spear pain. Kaslarım ağrıyor. Yani kasım ağrıyor. Aslında eklemlerim ağrıyor da denilebilir bu cümle için. Ama kas, evet kas daha oturuyor. Ik heb spear pain ya da spear and pain. Ik heb var. Rüh. Rüh arkadaşlar. Türüh'ten hatırlarsınız. Türüh kommen. Yani geri gelmek. O zaman türüh. Yani geri. Burada rüh'ün geri, arka, sırt. Rüh pain. Sırtım ağrıyor. Ik heb rüh pain. Değerli dostlar, Hollandaca öğreniyorum kanalı olarak. Bu tür kelime ve cümleleri sizlere sunmak gerçekten bana mutluluk verdiği gibi hem kendim hem de sizin öğreniyor olmanız ayrı bir güzellik katıyor diyebilirim. Ik ben misselijk. Arkadaşlar misselijk bulantı demek, tamam mı? İlk ben misilik, midem bulanıyor. Ya da evet, ilk ben misilik. Yani başım dönüyor, midem bulanıyor, bunu kullanabilir. İlk hep offer hekeyfin. Evet, buradan arkadaşlar, yani offer hekeyfin vermek. Offer, üstten vermek, kusman var. Yani ilk hep offer hekeyfin. Ya da kustum. Çünkü burada bir faltoy detayt var arkadaşlar. Offer h2 var orada. Offerheifen da fulltoy diye giriyor. Kustum. Ama biz burada kusmam var diyebiliriz. Ik heb last van mijn maag. Mijn mn virgülle kullanmak. Karınım demek zaten. Ik heb last van mijn maag. Midemden rahatsızım. Last rahatsız olmak demek arkadaşlar. Last van. Devam edelim. Ik heb vaak. Hoofdpijn. Sık sık başım ağrıyor. Başım çok sık ağrıyor. Ik heb vaak hoofdpijn. Sık sık baş ağrım var. Örneklerle cümle içerisinde de bunu görüyoruz zaten. Hastanedeyken hangi cümle ve kelimeler kullanılır? Ik ben duizelig. Ik ben duizelig. Başım dolanıyor. Misselijk arkadaşlar, midem bulanıyor. Evet. İlk ben dağızlık. Başım dolanıyor. Dizzy kelimesinden geliyor arkadaşlar İngilizce'deki.
Ekben mu? Yorgunum. Ama yorgunluğumun bedelini ve bana verdiği zevki düşmanlarım asla anlayamaz diyor Ahmet Kaya, değil mi? Ekben mu? Yorgunum. Ich hanar the doctor. Ya da ich hanar the hospital. Pardon, Zickenhaus diyelim burada. Doctor görünce otomatikmen İngilizce geldi aklıma. Ich hanar the doctor. Doktora gidiyorum. Evet değerli dostlar, son cümleye de bakalım. Ich hanar the doctor dedik. Ve son cümlemizi de yazmış olduk değerli dostlar. Umarım yayınlamış olduğum bu videodan faydalanmış olursunuz. Değerli arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tot ziens.